Aslında bugün mini bir yürüyüş yapalım dedik. Ama tabii bugün üzüm bağlarımın olduğu alana geldik. Plansız oldu. Yani ben bu kadar yükseğe çıkıp yürüyeceğimizi tahmin etmiyordum açıkçası. Bu arada da hemen üstümüz havalanıyor, yani küçük havalanıyor. Orada uçak uçurabiliyorsunuz. Eğitim alıp tabii. Yani şu tepenin arka kısmı. Şimdi oraya da çıkacağız zaten. Evet, bakalım ne varmış. Bizi neler bekliyor? Evet, şu görmüş olduğunuz tepenin arkasına çıkacağız şimdi. Aslında tamamen tahmin yürütüyoruz değil mi Aşk? Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü sürekli bir uçaklar geçiyor. Sesi duyuyor musunuz? Gidiyor, gidiyor. Böyle sürekli bir uçaklar gidiyor. Bakalım ne var, ne yok, neyle karşılaşacağız gerçekten bilmiyoruz. Herhalde bir eğitim alanı olabilir orası uçaklar için. Ozan'ın ayağında bir haftadan fazladır değil mi Aş? İki haftadır neredeyse topuk dikeni çıktı. Ayağın üzerine basmakta çok zorlanıyor. Ayağına tabanlık verdiler. Tabanlık da şimdi yürüyor mu? Acı çeke çeke. Ben diyorum ki yavru Ceylan'ım seke seke yürüyor. Görüyoruz da bir vicdansızlık değil mi bu ya? Düşün. Onca yolu bana yürütmüşüm. Valla bir de bunun dönüşü var. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Havayı değerlendirdik tabi. Biz yürüyüşe delfin nerede diye soracaksınız tabi. Delfin yok. Delfin nerede? Bugün arkadaşlarıyla buluşmaya çıktı. Ama yükseldikçe yükseliyoruz, çıktıkça çıkıyoruz tepelere. Arabayı nereye park ettik? O kadar çok mesafe var ki. Bu kadar tırmandık. Bir de bunun dönüşü var. Dönmem ki. Dönen, şey. Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan. Yürümeye devam. Yeni yerler keşfetmeye devam. Tepeden göstereyim mi? Ne kadar yüksekteyiz. Bu seyir alanının güzelliğine. Ne aşağı mı? Ama orası. Burası oturma yeri. Ama insanlar oturuyor. Aşağıda da insanlar oturuyor tabii ki. Güzel. Hadi gel burada oturalım, birer kahve içelim. Kahvemizi de manzara eşliğinde yudumlamaya başlıyoruz. Sizin yerinize de içiyorum, merak etmeyin. Kahve çok güzel olmuş yalnız. Afiyet olsun hayatım. Kahvemizi kendimiz yaptık. Evden termosu koyup getiriyordum. Tren gidiyor. Tren gider, hoş gider. Nasıl da neydi? Mülümüley. Bu dağları hoş gider. Bakalım aşağıda neler var. Uçurumun eşiğine doğru gidiyordum. Biraz hani esiyor ama yazın çok daha mükemmel bir görüntüsü olur. Yani görüntü açısından değil ama en azından oturulabilir. Bakın gençler nasıl oturuyor böyle. Oturma yerleri de mevcut. Vallahi geldik ha. Neye niyet, neye kısmet dedikleri bu olsa gerek. Yürüyüşe diye çıktık. Kendimizi nerede bulduk? İnanamıyorum şu an. Vallahi şu an şaşırıyorum.
tane kalkıyor. Kalkıyor hemen. İstedim işte. Kalkmıyor da olabilir. İnmiş de olabilir. Bizim zamanlamamızdan. Şunların da güzeldi yine. Vallahi kendimizi nerede bulduk ya? Burası... Aşkım burası neresi? Burası havalarına. Akışa başlıyor. Bizi de Türkiye'ye götürsen ne? Kaç saatini alır ki canım? Şuradan şurası 2,5-3 saat falan sürüyor yani. Bir tane uçak iniyor. Valla biri iniyor, biri kalkıyor. Sen nereden geldin acaba? Nereleri gezdin ha? Hoppa kızlandı. Geliyor. Bu sesi de fazla geliyor. Biraz daha kaliteli uçak belli. Bay bay. Adam karısıyla gezinti gidiyor abi. Ne güzel değil mi? Al işte ailecek gez. Abi bir tur verir misin ya? Ya bir tur atıp geleceğiz, sadece bir tur. Yalnız şu an çok soğuk. Çünkü bayağı yukarılara doğru yürüdük. Bir de bunun dönüşü var. Dönüş yine yokuş aşağı. Allah'tan yokuş aşağı ineceğimiz için sıkıntı olmayacak. Salına salına ineriz. Aşkım sen mi beni aşağı itersin, ben mi seni aşağı iteyim? Sen cani olduğu için beni itersin. Bana cani dedi. Yumuşacık iniş yaptı ha. Çok güzel iniş yaptı. Yani buraya gelip buradaki uçakların kalkışlarını falan gelip izleyebilirsiniz. Kulesi, kulenin hemen altında bir restoranta bulunmakta. Vallahi biz yürüyüş diye geldik aslında buraya. Ama böyle bir yerle karşılaşacağımızı hiç tahmin bile etmiyorum. Sürekli bir uçak geliş çıkışları mevcut. Değişik bir deneyim oldu bize. Ama enteresan oldu. Güzel değişik oldu. Evet. Yani böyle bir yerin olduğunu bilmiyorduk şahsen burada. Burası, ben Almanya'da hani biliyorum. Ama bizim bu bölgede böyle bir yer olduğunu ben bilmiyordum. Biraz daha uzak zannediyordum. Çok halbuki uzak yakınlarmış ama dibimizdeymiş yani. Burada sadece benim duyduğum kadarıyla uçağı böyle kendi özel uçağı olanlar da küçük, anladın mı? Keyif amaçlı, anladın mı? Hani dolaşma, etmek, bilmem ne filan. Hani hafta sonunu değerlendirmek isteyenler de var. Zaten uçağı bırakabiliyor, bundan sonra geliyor. Burası, biraz önce bir yerde okudum, ticari amaçla kullanılmayan bir hava alanıymış. Yani Ozan'ın dediği gibi bireysel uçakları olanlar. Tabii mesela siz burada kiralayabiliyorsunuz isterseniz. Helikopter falan da var yani sadece böyle uçak değil. Tabii bunun için herhalde bir ehliyetini alman gerekiyor. Yani bunun için bir önce bir eğitim alman gerekiyor. Sonra ehliyetini alman gerekiyor. Ondan sonra paran olması gerekiyor ki uçak alabilesin. Sonra da böyle çık turla işte gez dolaş. Valla süper. Kıymıcı kıymıcı.
arkamızda gördüğünüz bu alan Mühlingen. Burada uçaklar için eğitim veriyorlar. Eğitim alanı gibi geçiyor burası. Görüyorsunuz, İnsanlara uçak eğitimi veriyorlar. Uçaklar iniyor, çıkıyor, kalkıyor, geziyor. Parası olan geziyor işte böyle. Tabii adam az önce karısını almış, uçakta gezdi. Vay ya, iki çiftçilik beraber karı koca tıngır mıngır. Tıngır mıngır ama havalarda uçuyorlar yani. Ne diyeyim? Güzel bir deneyim oldu bizim için. Aslına bakmayın yani, biz gerçekten yürüyüş diye çıktık buraya tamamen ama bambaşka bir manzarayla karşılaştık. İyi bir deneyim oldu. Gene geliriz. Geliriz tabii canım. Gene geliriz zaten. Şu hazırlıksız yani, hiçbir ekipman yok, bir şey hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Biz sadece bugün yürüyüş diye çıktık. İnanın sadece yürüyüş. Hani çekim bile yapmayız diye düşündük. Ama güzel oldu. Evet, güzel. Burası yine geliriz. Keyifli bir yermiş. Şimdi yokuş aşağıya kendimizi ineceğiz. Şimdi bir de manzaraya bakın. Ah, bir de şimdi manzaraya bakın, evet. Havalanından çıktınız. Arkamız havaalanı. Yani havaalanı dediğimiz büyük bir airport değil tabii ki. Küçük. Kendi bireysel araçları, yani insanların kendi bireysel araçlarının olduğu bir yer. Bireysel araç yalnız ya. Ne kadar rahat söylüyorum değil mi? Sanki arabaymış gibi böyle bireysel uçaklarının olduğu ya da küçük, bunlara helikopterler mi deniliyorlar? Jet falan böyle herhalde. Onların olup burada uçtuğu ya da uçurtmaya çalıştığı ya da eğitim aldığı bir alan. Buradan çıktık. Yani şu merdivenlerden indiğimiz gibi manzara. Bulutlardaymışız gibi yürüyoruz. Evet. Saatlerden sanki uçağın camından dışarıya bakıyoruz. Öyle yüksek. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.